Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan İsa Neden Ağladı adlı hikayemizi anlatacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz: İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" Yuhanna 11. bölüm 25 ve 26. ayetlerde yazılıdır. Arkadaşlar, bize yaşam veren kimdir? Bize yaşam veren ve ayrıca yaşamlarımızın da sahibi olan Tanrımızdır. Beytanya denilen bir köyde İsa'yı çok yakından tanıyan Lazar adında biri yaşıyordu. Lazar'ın iki kız kardeşi vardı. Kız kardeşlerinin adı Marta ve Meryem'di. İsa, Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. İsa çok yoğun bir şekilde dolaşarak göksel egemenliğin müjdesini duyuruyordu. İsa yine bir gün bir yerde müjdeyi duyururken Lazar'ın hastalandığını duydu. Lazar'ın kız kardeşleri İsa'ya gelerek bu haberi bildirmişti. İsa bunu işitince, "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek," dedi. İsa bulunduğu yerde iki gün daha kaldı. Fakat olaylar İsa'nın dediği gibi gerçekleşmedi. Lazar iyileşemeden hastalıktan öldü. İki kız kardeş çevrelerindeki insanların yardımıyla Lazar'ı mezara gömdüler. İsa, Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Marta, İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya, "Ya Rab, kardeşim ölmeden önce burada olsaydın o ölmezdi. Şimdi bile. Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum," dedi. Bunu işiten İsa, "Kardeşin Lazar dirilecektir," dedi. Marta da, "Evet, son gün diriliş günü. Onun dirileceğini biliyorum," dedi. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" diye sordu. Lazar'ın diğer kız kardeşi Meryem de İsa'nın bulunduğu yere varıp ayaklarına kapanarak, "Ya Rab, burada olsaydın kardeşim ölmezdi," dedi ve sonra ağlamaya başladı. Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın içini hüzün kapladı. Yüreği sızladı. "Onu nereye koydunuz?" diye sorduktan sonra İsa da ağladı. Bunu gören Yahudiler, "Bakın, onu ne kadar seviyormuş," dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaradaydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa, "Taşı çekin," dedi. Lazar'ın kız kardeşi Marta, "Rab, o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu," dedi. İsa ona, "Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?" dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: "Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim." Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, "Lazar, dışarı çık," diye bağırdı.
İsa ne yaptı? 4 gün önce ölmüş kişiye canlı olarak dışarıya çıksın diye bir emir verdi. Bu imkansız bir şey, öyle değil mi? Ama bakın, ölü Lazar elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, "Onu çözün, bırakın gitsin," dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Lazar'ın ölümden dirilmesi, İsa'nın dediği gibi Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet etmiş oldu ve birçok kişi İsa'nın gücüne inandı. Sevgili arkadaşlar, ölüp mezara gömülen Lazar nasıl dirildi? İsa'nın gücü sayesinde, öyle değil mi? Bu olayla İsa'nın gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğunu anlamaktayız. İsa'nın bize yaşam veren ve yaşamın sahibi olduğuna inanmaktayız. Günahın ücreti ölümdür. Günah yüzünden hepimiz bir gün öleceğiz. Ama İsa Mesih'e inananlar ölümden dirilecek ve onunla sonsuza dek yaşayacak. Bu nedenle arkadaşlar, İsa'nın gücüne inanarak yaşayalım. Zorluklarda veya sıkıntılarda olsak da umudumuzu Rab'be bağlayalım. Her zaman Rab'bin ismini yücelterek yaşayalım.